Girin. Günaydın İpek Hanım. Günaydın Vahap Bey. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz? Ben de öyle. İpek Hanım, dün akşam bu tıbbi tanı departmanını biraz inceleme fırsatı buldum. Onunla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Öyle mi? Tabii. Bu departmandan oldukça etkilendiğimi söylemeliyim. Kesinlikle. Bugüne kadar çok etkileyici vakalar çözdüler çünkü. Yok yok, öyle değil. Finansal açıdan bir kara delik olması sebebiyle etkilendim daha ziyade. Buyurun. Şimdi bu departmanda her hafta bir hastanın tedavi edilmesi hastaneye yılda 3 milyona mal oluyor? Hekimoğlu her hafta bir hayat kurtarıyor diye bakalım biz buna bence. Ama şimdi diğer departmanlar da var. Yani sonuçta onun departmanı meme kanserine bir tedavi bulmayacak, değil mi? Hayır, bulmayacak ama... İpek Hanım, sizin Hekimoğlu'yla özel bir dostluğunuz mu var? Efendim? Yani çalışan yönetici ilişkisinin biraz ötesinde bir şeyler seziyorum da. Vahap Bey, evet biz Ateş'le çok eskiden arkadaşız ancak... ima ettiğiniz ilişki biçimi yok bizim aramızda. Ama vardı. Doğru mu? Yani eskiden. Vahap Bey, sizce de bu soru uygunsuz olmadı mı biraz? Tam olarak neyi sormaya çalıştığınızı anlayamadım. Durun canım, hemen sinirlenmeyin. Yani ben bu dostluk ilişkinizin aslında iş ilişkisini etkileyip etkilemediğini merak ediyorum. Etkilemiyor. Emin misiniz? Vahap Bey, Ateş kesinlikle çok saygı duyduğum bir doktor ve ona sonsuz güveniyorum. Bence sizin de bilmeniz gereken tek şey budur diye düşünüyorum. Hala önlük giymiyor. Önlüksüz de hayatlar kurtulabiliyor, öyle değil mi? Öyledir mutlaka ama sonuçta giymiyor. Takdir edersiniz ki kurallar herkes içindir. Herkes böyle kafasına göre asilik yapmaya kalkarsa... Elbette. Ben kendisiyle zaten konuştum ve önlük giymesini hatırlattım. Merak etmeyin. Eminim hatırlatmışsınızdır. Ama giymiyor. Hayır, merak ettiğim şu. Şimdi bu durum sizinle mi ilgili? Bize bilgi veriyor yoksa onunla mı ilgili? Evet, şu anda tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım. Tam olarak şunu demek istiyorum. Siz mi sözünüzü dinletemiyorsunuz? Yoksa o mu sizi dinlemiyor? Evet. Neyse, ben vaktinizi aldım. Kalkayım. Bu öğlen birlikte yer miyiz? Efendim? Öğlen yemeğini diyorum yani. Beraber yer miyiz tabii müsaitseniz? Tamam. Tabii ki ben nereye ayırtayım, nerede yemek istersiniz? Yok yok, bir yer ayırtmanıza gerek yok. Burada kafeteryada yeriz hep birlikte, herkes gibi. Ha tabii, tabii ki. Tabii ki. O zaman öğlen görüşmek üzere. Görüşmek üzere Vahap Bey. İyi çalışmalar. Size de. Ne dedi, ne dedi? İşte efendim, Ateş'le aramızda bir ilişki var mıymış? Ben niçin onun tuhaf davranışlarına göz yumuyormuşum falan filan. Ya anlayamıyorum, böyle bir soru sormaya nasıl cüret edebilir? Yok artık, daha ne? O ne demek ya? Orhan, gerçekten sinirlenmeye başlıyorum artık. Bu adam hiç göründüğü gibi biri değil. Tamam hayatım, sen önce bir sakin ol lütfen. Çünkü bu adamla ancak soğukkanlıkla baş edebiliriz. Çünkü seni deniyor bu adam. Nedir canım bu yahu? Deneme tahtası mıyım ben? Hastane burası. Değil, biliyorum tabii ki. Sen sakin ol lütfen. Ben şimdi bir hasta görmeye gidiyorum. Oradan çıktıktan sonra yanına geleceğim, tamam mı? Tamam, olur. Orhan, sakın Ateş'e bir şey söyleme. Sonra dilinden kurtulamayız, tamam mı? Yok canım, deli misin? Yapar mıyım öyle bir şey? Hadi geliyorum ben, bay bay. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.